Şimdi çatışmalar 24. gününde de devam ediyor dedik. Filistin cephesinde kayıpların sayısı 8.000'i aştı. Hem İsrail Savunma Bakanlığı'ndan hem de Netanyahu'dan gelen açıklamalarda ise operasyonun kapsamı genişletilecek denildi. Yani kara harekatına vurgu yapılmaya devam ediyor. Bir yandan da gece boyu Gazze'nin bombalamaya devam ettiklerini de biliyoruz. Oradaki son durumu almak için bölgeye döneceğiz. Tam Gazze sınırındaki olan şehirde Sderot'ta Sertaç Murat Koç bizleri bekliyor. Detayları alacağız. Sertaç. Evet, aslında 24. günün ortalarına yaklaşmış durumdayız. Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor Gazze'de. Yani bu insanlık krizi her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 8.000'i aştı ölü sayısı. Bunların 3.500'e yakını çocuk, 2.000'den fazlası kadın. Yine yaşlılar da var. Yani %70'ine yakın hayatını kaybedenlerin, aslında İsrail tarafından öldürülenlerin %70'ine yakını kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Tabii son 4 gündür yoğun bombardıman altında tutuluyor Gazze. Şu anda da devam ediyor. Hem havadan hem karadan. Erbay Yılmaz TV 100 ekranlarına getiriyor Gazze'deki son durumu. Tabii bu açıklamalarından bahsettin Gizem, İsrail makamlarının. Bunlara sonuncusu işte şu anda bir görüyorsunuz havaya, işte TV canlı yayında geldi. Gazze'den atılmaya çalışıldı anladığım kadarıyla El Kassam Tugayları tarafından, ancak düşürüldü. İşte yeniden Gazze semalarından yere doğru iniyor. Tabii bunun aydınlatma mühimmatı olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak havada çok kalmadı. Yeniden yere iniyor. Evet, bu şu an anlıyoruz ki havada imha edilen El Kassam roketlerinden bir tanesiydi. Bunun altını çizebiliriz. Tabii yerleşimin dışında bir noktada olduğunda işte peş peşe atılmaya başlandı. Görüyorsunuz TV 100 canlı yayınında Gazze'deki son durumu aktarmayı sürdürüyoruz. İşte Gazze semaları gece boyunca kızıla boyanıyor. Yerden ateş topları yükseliyor bu ağır bombardımanla. İşte gündüz de aslında durum değişmiyor. Çeşitli mühimmatları kullanmayı sürdürüyor İsrail. Özellikle dakikalar önce Gazze'nin kuzey noktasından Tel Aviv'e açılan kapıya yoğun bir roketli saldırı başlatıldı. En yakın noktada Aşkelon, Aşkelon'daki sanayi bölgesi, endüstri bölgesi hedef alındı. Ve daha ilerisinde Ashdod, Tel Aviv'e daha yakın bir nokta, oralara atılmıştı. Ama İsrail şu an havadan, tabii uçağı göremiyoruz, sesini duyuyoruz ama yerden karşılıklı bir şu anda çatışma var. İsrail uçakla vurmaya çalışıyor. El Kassam Tugayları da yerden roketle karşılık vermeye çalışıyor. İşte biraz önce de birçok nokta ya eş zamanlı atılmıştı, görüyorsunuz. Yani gece gündüz durum değişmiyor aslında Gazze semalarında. Yine gündüz olmasına, havanın da açık olması nedeniyle net şekilde görebiliyorsunuz. Bu atılan mühimmatlar Gazze'ye vurmayı sürdürüyor. El Kassam Tugayları da karşılıklı roketle buna cevap vermeye çalışıyor. Tabii son açıklama İsrail Savunma Bakanı Galant'tan geldi. Bu savaşı kazanmaya kararlıyız dedi. Ve kara harekatının genişleyeceğini ifade etti. Yine İsrail ordu sözcüsü de kara operasyonunu daha çeperlerine yayacağını ifade eden cümleler kurdu. Yani genişletmekte kararlı olduklarının altını çizdi. Tabii dün bu noktalarda hemen önümüzde konuştu. Yine sağ ve sol tarafımızda konuştu. İsrail kara unsurları var. Karşıda gördüğünüz Beit Hanun noktasının dış mahallelerine, dış yerleşim noktalarına bunların girdiğini, manevralar yaptığını görmüştük. Yine havadan onların daha ön tarafında destek verildiğini İsrail savaş uçaklarınca izlemiştik. Ve buradan şunu anlıyoruz. İşte bu açıklamaların ışığında İsrail komandosu, özel birlik askeri ya da piyadelerinin artık işte biraz şimdi gördüğünüz o tozun dumana katıldığı ve sürekli mühimmatların düştüğü noktalara doğru karadan girmeye çalışacağını artık net şekilde anlıyoruz bu açıklamaların ışığında. Yani İsrail ordusu o koridoru oluşturmaya devam ediyor. İşte ardı ardına geliyor, görüyorsunuz. Atılan mühimmatlar Gazze'yi vurmayı sürdürüyor yine. İsrail tabii havada savaş uçaklarının sesi var. Heronlar var. Heronlar istihbarat ve bilgi toplayan dronlar. Ayrıca ölüm makineleri var İsrail'in. Yine havada Harop ve Harpiler var.
Bunlar kamikazedir onlar. Yerden kontrol ediliyor. Üstünde tahrip gücü oldukça yüksek mühimmatlar taşıyor. Ve Gazze'de belirlenen noktalara, özellikle Beit Hanun'a intihar dalışları gerçekleştiriyor. Ve can kayıpları giderek artıyor. İşte görüyorsunuz İsrail ordusu havadan vurmayı sürdürüyor. Tabii yoğun ateş altındaki El Kassam Tugayları da, Hamas'ın askeri kanadı da onlara yerden roketle karşılık vermeye çalışıyor. Ancak bu çok kısıtlı, çok cılız kalıyor desek yanlış olmaz. İşte İsrail'in attığı mühimmatlarla Gazze şu an tamamen yapay bir sis bulutunun altında kalmış durumda. Ve Gazze'de göz gözü görmüyor. Biz yaklaşık 3 kilometre uzaklıktayız. Biz de şu an Beit Hanun'da neler olup bittiğini göremiyoruz. Tabi bu atılanlar değişik mühimmatlar. İsrail özellikle belirttiğim gibi bu son 4 günde yoğun olarak gece gündüz vurmaya başladığı, özellikle İsrail açısından bu harekatın kuzey cephesini oluşturan Beit Hanun, Beit Lahya, El Cebelya ve Gazze kentlerini ve değişik mühimmatlar görmeye başladık. İşte bu da onlardan bir tanesi. Gündüz vakti ışık hüzmesi bırakarak aşağı inen değişik mühimmatlar da kullanmaya başladı artık. İsrail tabi bunların sığınak delici, beton delici mühimmat olma olasılığı da var. Artık bu kadar yoğun atılmaya başladığına göre bu da şöyle çalışıyor. Bu bir paraşüt sistemiyle iniyor ve delerek yerin 25-30 mühimmatın tahrip gücüne göre 100 metreye kadar indiği söyleniyor ve orada fünyesi açılıyor. Tapası deniyor buna. Tapa açılıyor ve kendini imha ediyor o mühimmat. O noktalarda da El Kassam Tugaylarının öldürücü silahı olan ve bundan sonra da İsrail'in aslında başından beri tek korkusu olan ve bundan sonra da olmaya devam edeceği anlaşılan o tünelleri hedef alıyor da olabilir İsrail. Çünkü en korktukları şey an itibariyle El Kassam Tugaylarının bu Gazze şeridinin altında 500 kilometreye uzandığı değerlendirilen, 500 kilometrelik bir örümcek ağı olduğu ifade edilen o tünelleri de yok etmeye çalışıyor olabilir. Tabii burada zaman zaman makinalı tüfekler devreye giriyor. Keskin nişancı atışları yaşanıyor. Bu El Kassam Tugaylarının bu kadar yoğun ateş altında kalmasına rağmen yine İsrail askerini İsrail toprağında vurma stratejisini devam ettirdiğini gösteriyor bize. Buna özellikle son 4-5 gündür yoğun olarak şahitlik ediyoruz. Yani sızma girişimi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu kuzey cephesindeki Netivasara, Erez, Aşkelon, Şiderot, Netivot ve Nokoloz bölgelerinde yaşanıyor bunlar. Yani kuzey cephesinde daha çok yaşanıyor. İşte bunlara karşılıklı bu yapılan çatışma, tabii El Kassam Tugaylarının daha cılız kaldığını söyleyebiliriz. Sürüyor. 24. günün ortalarında da devam ediyor. Tabii burada önemli bir bilgiyi daha paylaşmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in her zaman olduğu gibi en büyük müttefiki, en büyük destekçisi. Bölgeye daha önce iki uçak gemisi yönlendirmişlerdi. Bir tanesi hemen Gazze'nin karşısında Akdeniz'in doğu kesiminde konuştu. Son bilgide Doğu Akdeniz'de doğru ilerleyen bir Amerikan amfibisi, yani savaş gemisi olduğu biliniyor. Yine 900'e yakın Amerikan askeri bu noktaya geldi. Ve daha önce, bunlardan önce de ABD Kor Generali Glynn ve ekibi buradaydı. İşte bu meskun mahal çatışmalarının önümüzdeki günlerde yoğun olarak göreceğimiz noktalardaki planlamayı İsrail askerleriyle birlikte yaptığı ifade ediliyor. Ve bunun ardından da İsrail'den ayrıldığı söyleniyor. Tabii sınırın sıfır noktasında olmayı sürdüreceğiz. Gelişmeleri TV100 ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü yeniden Şiderot'tan size bırakalım.